Sevgili Kanal 23 izleyicileri, Pratik Lezzetler yine bugün yepyeni bir programla ve çok lezzetli Elazığ tariflerimizle sizlerin karşınızdayız. Pratik Lezzetler hafta içi her gün bildiğiniz gibi 11 ile 1 arası karşınızda sevgili izleyiciler. Bu arada ben hemen WhatsApp numaramızı vereyim. Yine şunu hemen söylemiş olalım baştan. Sevgili sponsorumuz haftada yani günde 2 kişiye sevgili izleyiciler mutfağın için çeşitli hediyeler veriyor. Onu öncelikle tüm izleyicilerimiz bilsinler. Aynı soy isimden olan olursa lütfen bizi de anlayışla karşılasınlar. Haftada veya 2 ayda bir onlar atsınlar sevgili izleyiciler. Bir izleyici bir defa hediye alabilir. Numaramız 0506 094 67 sonu yine Kanal 23 sevgili izleyiciler. O yüzden ben herkese ilgilerinden dolayı, bize attıkları tariflerden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanal 23 ekranlarından Pratik Lezzetler Mutfağı'ndan. Bugün neler yapacağız? Akşam eve gittiğimde annem yapmıştı aslında. Ben de aynı yemeği bugün yapayım dedim sevgili izleyiciler. Yine bizim Elazığ'a has bir yemeğimiz. İlk öncelikle iri bulgurumuzu ıslatacağız. Güzel bir iri köfte. Eskiden bizim kurutlar oldu. Büyük büyük köftelerde yapıp haşlayacağız bulgurlu köfte. Ve en son onları doğrayıp tereyağlı bol ayranlı yapacağız. Bir kısmını da kavurup yumurta kıracağız sevgili izleyiciler. Tatlı olarak da bizim heside dediğimiz yani hesude dediğimiz tatlımızı yapacağız. Bugünümüzü böyle tamamlamış olacağız sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Yine sponsorlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum ben. Yeni Valilik binası karşısında sevgili izleyiciler. Ekranda da birazdan geçecektir göreceksiniz. Biz firma ismi vermekten hani yasak olduğu için vermiyoruz. Sizler de anlayışla karşıladığınız için teşekkür ediyoruz. Yayınımızı kaçırmazsanız yayın altında sponsor isimlerimiz geçecek sevgili izleyiciler. Adresleri de geçecek, telefonlara da geçecek. Oradan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben bismillah deyip başlayalım bugünkü güzel tariflerimizi Pratik Lezzetler Mutfağı'ndan vermeye. İlk önce ben hemen bir yine sevgili izleyiciler kettle'ımı alayım. Yine sıcak suda bulgurumuzu ıslayalım güzelce sevgili izleyiciler ve ardından da onu güzelce yoğurup sonra yapıp sizlerle tereyağında ve yumurtalı olarak sizlere ikram edelim sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Yine her zamanki gibi Türkiye'nin ilk hediye veren yemek programı sevgili izleyiciler. O yüzden her gün 2 kişiye sponsorumuz hediyeler verecek. Yoğun ilgiden dolayı dün çok kişi yazmıştı ama biz bunu inşallah toparlayacağız. Dediğim gibi biz burada tekrardan sıraya koyacağız. Günde 2 kişi gidip sponsorumuzdan Yeni Valilik binası karşısından hediyelerini alacak sevgili izleyiciler. Bizim mutfağımız gibi sizin de mutfağınız rengarenk olabilir. Mesela gördüğünüz gibi şöyle hemen ben kısaca getireyim. Kaşıklarımız gördüğünüz gibi rengarenk. Yine merdanemiz sevgili izleyiciler. Kaşıklığımız her şey pembiş pembiş olmuş sevgili izleyiciler. O yüzden teşekkür ediyorum ben sponsorumuza. Her günde Pratik Lezzetler izleyicilerine çeşitli hediyeler vermeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Biz hemen suyumuzu koyduk kaynasın. Ardından bulgurumu ıslayacağım. Ondan sonra da sizlere onu yavaş yavaş yoğurup devam edeceğiz yapmaya. Tereyağımız, baharatlarımız burada sevgili izleyiciler. Sormak istediğiniz bütün sorularınızı sorabilirsiniz bizlere. Bu arada yine bizi izleyenler, yurt dışından izleyenler var. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Fransa'ya selamlarımız olsun. Almanya'ya ve Norveç'e selamlarımızı gönderelim. Hayırlı sabahlar, bol kazançlar diliyoruz. Tüm herkese, Elazığ'daki esnaflarımıza da Allah bol kazançlar versin. Ev hanımlarımıza da kolay gelsin diyoruz. Çünkü en zor iş ev hanımlarımızın sevgili izleyiciler. O yüzden Allah onlara da yardımcı olsun, kolaylıklar versin diliyoruz. Yine tenceremize de sevgili izleyiciler su koyup yavaş yavaş suyumuz kaynasın. Çünkü köftelerimizi yoğurduktan sonra biz onları yavaş yavaş sizlere haşlayıp ve en son güzelce onları doğrayıp yoğurdumuz burada iyice çırptıktan sonra dileyen sarımsaklı atabilir. Dileyen de sadece tereyağı
kullanabilir sevgili izleyici, yoğurtla beraber. Sarımsak sevmiyorsanız eğer ki. Suyumuz da kettle'da kaynamak üzere. Ben bu arada sevgili izleyiciler güzel bir çay demleyip yine kameraman kardeşlerimle beraber keyifli bir çay içelim sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, bu hafta biz olabildikçe programımızı yalnız yapıyoruz. Çünkü konuklarımız son dakika işleri çıktığı için, ama biz de yalnız yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yine çok renkli, çok da keyifli konuklarımız olacak. Özellikle kış ayı olduğu için çok sevdiğimiz bir abimiz gelecek buraya. Burada yeni nesil çocuklarımıza, gençlerimize Elazığ manileri okuyacak. Birlikte keyifli bir program yapacağız. Yine beraberinde de çok keyifli, çok neşeli, Elazığ'a gönül vermiş sevgili Burcu Hanım'la beraber, inşallah o da bizlerle beraber olacak. Çok keyifli programlar yapmış olacağız sevgili izleyiciler. Çayımızı da koyduk üstüne sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. İçmek isteyen varsa buyursun gelsin, beraber keyifle çayımızı İçelim sevgili izleyiciler. WhatsApp hattından yine bizlere tariflerini atan tüm herkese, dediğim gibi günde 2 kişiye hediyelerimiz gelecektir. Suyumuz kaynamak üzere sevgili izleyiciler. Bu arada yine kırmızı biber ve yeşil biberlerimiz var. Biz yemeklerimizin yanına güzel de bir fırında biberlerimizi közleyeceğim ben sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Sizlerle beraber keyifli de bir biber kebabı. Onları da güzelce bir ezip üzerine tereyağlı sarımsak ilave edeceğiz sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Gördüğünüz gibi hep her gün pratik tarifler veriyoruz siz sevgili izleyicilerimize. Çünkü mutfağımızda mevcut olan ne varsa sevgili izleyiciler, onlarla sizin de evinizde neler varsa onu. Çünkü biz her gün etli yemek de yapabiliriz, her gün tavuklu yemek de yapabiliriz. Ama çünkü herkesi düşünmek zorundayız. İhtiyacı olup da et alamayan, tavuk alamayan, biz kendimiz de evde program oturup izlerken hep düşünürüz tabii ki. Neden olmasın, keyifli bir program olsun. Ve siz de izlerken evinizde düşündüğünüzde, ya ben bu yemeği nasıl yapayım çocuklarıma, veya çocuklarınız gördüğünde iştahı, canı çektiğinde üzülmeyesiniz diye biz Kanal 23 Ailesi ve Pratik Lezzetler olarak da sizlere çok keyifli böyle mutfağınızda ne varsa onlarla neler yapabilirsiniz. Yoksa yaklaşık 600'ün üzerinde reçetemiz var sevgili izleyiciler. Ben hemen şöyle sadece kısaca göstereyim reçetelerimizi. Çoğu Elazığ yöreselimiz sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi burada bir dosya halinde hemen hemen bir parmaktan daha fazla kalınlıkta tarif ve reçetelerimiz var. İleriki programlarımızda ev hanımlarımıza makarna evde nasıl yapılır kolayca, onları yapacağız. Peynirli mantı dediğimiz, bir diğer ismiyle de 3 renkli 5 peynirli tortellini diye geçer. Bunları da yapacağız burada. Ama dediğim gibi yavaş yavaş keyifle yapıp sizlere tariflerimizi sunacağız. Sevgili Pratik Lezzetler izleyiciler. Ben suyuma 1 yemek kaşığı tuz atacağım sevgili izleyiciler. Ve biraz da sıvı yağ ilave edeceğim ki köftelerimi attıktan sonra onlar da biraz
parlak dursun sevgili izleyiciler. Suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ketrimizdeki suyumuz da kaynadı sevgili izleyiciler. İri bulgurla sevgili izleyiciler yaklaşık 1 kilo kadar yine kullanıyorum. Çünkü çok kalabalık bir aile olduğumuz için biz pratik lezzetler olarak o yüzden keyifli bir tarif de sizlere vermiş olacağım. Biraz bol olacak malzememiz. Siz tabii şimdi biraz onu yaptıktan sonra ben bunu tarifi daha azaltabiliriz, çoğaltabiliriz. Evinizde nasıl istiyorsanız sevgili izleyiciler öyle bir tarif kişi sayısı ne kadar fazlaysa tarifinizi o kadar arttırabilirsiniz. Ben hemen bir bezimle bunu örteceğim. Biraz sadece buharını içine hapsetsin. Çünkü yumuşasıması lazım bulgurlarımız. İşte şöyle hemen bezimizi örttük sevgili izleyiciler. Burada yumuşamaya başlasın. Bu arada fırınımız ısındı. Sevgili izleyiciler ben biberlerimi hemen dizeceğim. Öncelikle biberlerimi bir sudan geçireyim sevgili izleyiciler. Kırmızı ve yeşil biberlerimiz var sevgili izleyiciler. İkisi de etli. Yeşil kapya ve kırmızı kapya kullanıyoruz. Patlıcan da evde varsa sevgili izleyiciler, patlıcan söğütmeyi de keyifli bir şekilde yapabilirsiniz. Mahallelerde biliyorsunuz fırınlarımız da var sevgili izleyiciler veya evinizdeki fırında ya da ocağın üstünde de yapabilirsiniz. Fırınımızı kapattık sevgili izleyiciler. Suyumuz kaynadı sevgili izleyiciler. Ben altını kısacağım. Kısık ateşte devam etsin. Çünkü birazdan bulgurumuzu yavaş yavaş şey yapacağız. Yoğuracağız güzelce. Ben hemen eldiven alacağım ama sevgili kameraman kardeşimden rica edeceğim. Eldivenlerim bugün karşı çekmecede kaldı. Çok teşekkür ediyorum. Eldivenlerimizi aldık sevgili izleyiciler. Mutfağımız bayağı geniş olduğu için sevgili izleyiciler tüm dolaplarımız dolu. Bazen tabii ki kullanacağımız malzemene karşı tarafta kaldığı için kameraman kardeşlerimizi de yoruyoruz. Çayımızı bu arada yavaş yavaş demlemeye başlayacağız sevgili izleyiciler. Çayımız da var. Ben bu arada yoğurdumu da çırpayım sevgili izleyiciler. Yoğurdumuzu da hazırlamış olalım. Hafif bir su ilave edeceğim sevgili izleyiciler. Çok katı olduğu zaman tabii ki lezzetini biraz arttırmamız için biraz daha sıvık, rahat köftemizin üzerine yaymak için yarım su bardağı suyumuzu ilave ettik sevgili izleyiciler. Hemen biraz da tuzumuzdan ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik.
Evet, yoğurdumuz hazır sevgili pratik lezzetler izleyicileri. Bulgurumuz suyunu çekiyor sevgili izleyiciler. Biraz daha çektikten sonra ben un yardımıyla unla beraber yoğurmaya başlayacağım sevgili pratik lezzetler izleyicileri. Suyumuzun altını kıstık kısık ateşte. Hemen çayımızı da demleyelim sevgili pratik lezzetler izleyicileri. Hafif de bir çayımızı sevgili izleyiciler, kepeği falan olur, çok bazen çok aşırı derecede ufak çay, o yüzden hafif bir suya tutup demliğimizi koyuyoruz üstüne sevgili izleyiciler. Suyumuz kaynadı, altını kısık ateşe aldık. Bu arada biberlerimizi fırına attık sevgili izleyiciler. Onlar da birazdan güzelce kebap olduktan sonra güzel bir sizlere salata, söğürtme salata dediğimiz onu yapacağız sevgili izleyiciler. Sarımsak ve tereyağlı çok keyifli bir söğürtme yapacağız. Evde pratik, hemen kolay. Biberler kaldığında, biraz buruştuğunda hemen onu farklı bir yemekle de neşelendirebilirsiniz. Evet, suyumuz kaynamak üzere sevgili izleyiciler. Yine çaydanlıklarımız da çok güzel, renk renk. Ben bardaklarımı hazırlayayım bu arada sevgili izleyiciler. Yavaş yavaş ben bulgurumu yoğurmaya başlıyorum sevgili izleyiciler. Sizlere, çünkü çok keyifli Elazığ'ımızın güzel bir yemeğini yapacağız sevgilice sizlerle beraber. Unumu yanına alacağım. Çok aşırı bir un da ilave etmemize gerek olmayacak sevgili izleyiciler. Hafif bir kıvamını alınca un ilave etmeyi keseceğiz. Biz hemen büyük bir kabımızı alacağız. Şöyle büyük bir leğenimiz var. Onu alabilirsek hemen onda yoğuracağız sizlere sevgili izleyiciler. Keyifli bir yöresel yemeğimizi hemen sizlere hazırlamış olacağız sevgili izleyiciler. Çünkü kabımız küçük biraz. Evet.
Yine sevgili izleyiciler, tuzumuzu da ilave edeceğiz. Tuzumuzu da ilave ettik sevgili izleyiciler. Yaklaşık, çünkü 1 kilo bulgurumuz olduğu için 2 yemek kaşığı ben bulgurumdan 1 kilo bulgurumuza 2 yemek kaşığı tuz ve yaklaşık 5 kaşık un ilave ettik küçük kaşıklarla. Yani tatlı kaşığından biraz daha büyük kaşığımız aslında. İyice yoğuracağız sevgili izleyiciler. İyice yoğurduktan sonra ondan sonra hazırlayıp sizlerle keyifli bir köfte hazırlayacağız sevgili Pratik Lezzetleri izleyicileri. Şimdi yine dinlenmeye bırakacağız. Bulgurlarımız iyice unla ve tuzuyla buluştuğu için sevgili izleyiciler, şimdi dinlenmeye alacağım. Ve ardından yine yoğuracağız sevgili izleyiciler. Biraz dinlenmesi lazım. Bu arada yine sevgili izleyiciler, buzlanma nedeniyle zaten ekranlarda okuyorsunuz sevgili Pratik Lezzetleri izleyicileri. Yine çocuklarımızı sevindiren bir haber. Okullar yine çocuklarımıza tatil oldu. Zaten önümüzdeki ayın 18'inde de 15 tatil olacaktı sevgili izleyiciler. Ben hemen suyumuz kaynıyor. Çayımızı demleyeyim sevgili izleyiciler. Eğer vaktiniz uzunsa sevgili izleyiciler, şunu söyleyeyim ben hemen. Çayı soğuk suyla da demleyebilirsiniz. Yani vaktiniz vardır, acil bir vaktiniz yoksa çayınızı, soğuk suyunuzu koyduktan sonra çayınızı da yine soğuk suyla demleyip bırakabilirsiniz. Çünkü alttaki çaydanlıkta su kaynadıkça buharla hem demlenmiş hem de su kaynayınca daha uzun dayanıklı ve daha lezzetli bir çay elde edebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Bu da sizlere küçük bir tüyomuz. Bu arada yavaş yavaş biz hesidemizi yapmak için onu da hazırlığımızı yapalım. En son tenceremizi ocağa koyduktan sonra zaten 5-6 dakikada sevgili izleyiciler pişirmiş olacağız sizlere. Yine soğuk su ile yapacağız sevgili izleyiciler. Göz kararı yaklaşık şöyle söyleyeyim. 1-1,5 litre suyla onu da hazırlayıp en son ocağın üstüne koyduğumuzda zaten 10 dakikada tatlımız hazır. Elazığ'ın çok güzel bir tatlısı. Pekmezle de yapılabilir. Aslında bizim bulamaç dediğimiz tatlımız. Aynı zamanda pestil yapılır, pekmez yapılır devamında. Tabii ki. Su bardağından biraz fazla şeker sevgili izleyiciler, ölçümüz çok da fazla büyük bir şeker doldurmaya gerek yok. Şekerimizi iyice erittikten sonra soğuk suda ve ardından biraz un ilave edip, çok fazla değil, bir su bardağı kadar un ilave ettikten sonra çok küçük bir çay kaşığı kadar da dilerseniz nişasta ilave edebilirsiniz sevgili izleyiciler.
daha bir lezzeti güzel olur. Şekerimizi kaybedelim iyice. Erittikten sonra unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu yine yanımıza alalım. Çok küçük bir un ilave edeceğiz. Ve sadece topak olmaması için iyice çırpmamız gerekecek sevgili izleyiciler. Ben sadece küçük bir parça şöyle tat çay kaşığı ucuyla nişasta da ilave etmek istiyorum. Bir çay kaşığı sevgili izleyiciler nişastamızı ilave ettik. Sevgili izleyiciler yaklaşık 4 kaşık unumuzu ilave ettik. Yani bir su bardağı dolusu sevgili izleyiciler. Şimdi bunu hemen miksere de bir çırpacağım. Çünkü topak hiç kalmaması gerekir. Unumuzu kenara alıyoruz sevgili izleyiciler. Unumuz topak topak kalmaması için sevgili izleyiciler mikserden geçirdim tatlımızı. Çünkü çok erken pişeceği için onu birazdan bu yani şöyle köftelerimi yaptıktan sonra onu dağıtacağım. Ondan sonra da 10 dakika içinde tatlımız da hazır olacak. Yoğurup köftemizi iyice yaptıktan sonra tane tane onları bizim eskiden evde yaptığımız şu ebatlarda sevgili izleyiciler. Şu ebatları yaptıktan sonra içine hafif bir şey oyuyoruz ve ondan sonra kaynar suda haşlayıp ve daha sonra da üstüne onun tereyağı, yoğurt ilave edebiliriz. Dileyen yumurta da kırıp keyifli bir akşam ziyafeti çekebilir sevgili izleyiciler. Hem Elazığ'ımızın en güzel, en lezzetli yemeği sevgili izleyiciler. Yine sevgili izleyicilerimizin dün attıkları tarifleri biz yapacağız sevgili izleyiciler. Sizlerden gelen tarifleri biz hafta içerisinde o malzemelerimizle beraber tarifleri yapacağız sizin tariflerinizi sevgili izleyiciler. Çünkü sizlere verdiğimiz hediyelerde sizler de bize tarifler gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sizlerin tarifini de biz burada Pratik Lezzetler Mutfağı'nda yapacağız. Ama ki ben de gelmek istiyorum orada beraber bu tarifimi yapayım derseniz sevgili izleyiciler WhatsApp hattımız ekranlarda yazıyor yine 0506 094 67 sonu kanal 23 oradan da başvuru yapıp
bizlere konuk olabilirsin. Birlikte sizin tarifinizi yapmış olabiliriz. Daha keyifli olur. Evet, biberlerimiz yavaş yavaş kebap olmaya doğru gidiyor sevgili izleyiciler. Ben hemen yine hazırladığımız tatlımız için şerbetimizi çayımızı da demledik yavaş yavaş. Birazdan çay içmeye başlayacağız sevgili kameraman kardeşlerimizle. Bugün aslında çok sade ama çok ağır Elazığ yemeklerini yapıyoruz sevgili izleyiciler. Mutfakta sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi görünüyor ama kesinlikle şu an bulgurumuz dinleniyor biraz daha. Unla beraber tuzumuzu da attık, dinleniyor. Yaklaşık bir 5-10 dakika sonra onları güzelce yoğurmaya başlayacağız sevgili izleyiciler. Ben hemen yine tereyağımı da hazırlayayım sevgili Kanal 23 izleyicileri. Çünkü tereyağımızı da eritirsek o da hazır olmuş olur. Ve daha sonra keyifli bir tarif sizlere vereceğiz sevgili izleyiciler. Bolca tereyağı, yaklaşık şöyle tahmini söylediğimizde bir 150 gram kadar tereyağımız var sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. O da yeterli olur. Hemen altını en kısık ateşe açalım. O da eriyip hazır bir şekilde. Çünkü iki çeşit yapacağız bugün köftemizi. Aynı zamanda tatlımıza da tereyağı ilave edeceğiz sevgili izleyiciler. Tereyağımızı eritelim yavaş yavaş sevgili izleyiciler sizlere. Ardından da keyifli güzel bir Elazığ yemeğimizin iki sunumuyla sizlere servis edelim sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Burada çayımız yavaş yavaş demleniyor, hiçbir acelemiz yok. O yüzden keyifli sevgili kameraman kardeşlerimizle beraber keyifli çayımızı içeceğiz. Siz de eğer ki evde hemen hızlı bir şekilde çayınızı demleyin. Biraz daha bekleyin. Reklam arasında güzel bir çayınızı demleyin. Ve keyifli bir çay hep beraber içmiş olalım sevgili Kanal 23 izleyicileri. Hafta içi her gün 11 ile 1 arası Pratik Lezzetler sizlere evinizde bulunan malzemelerle çok güzel tarifler. Çünkü biliyorsunuz sevgili izleyiciler, ekonomi yapmamız lazım. Ekonomi yapmak için de ne yapmak lazım? Mutfağımızda neler varsa onları değerlendirmek lazım. Biz de burada sizlere çok kolay tarifleri, pratik, hızlı yapabileceğiniz tarifleri hazırlayıp sizlerle beraber aynı zamanda yapılışını da yapıyoruz sevgili izleyiciler. Elazığ yemeklerimiz tamamen ağır yemekler olduğu için sevgili izleyiciler, o yüzden biz azar azar onlardan yapıyoruz ve yakında da inşallah hepsini her hafta düzenli bir şekilde böyle haftada iki günümüzü kendi yöresel yemeklerimize ayıracağız sevgili izleyiciler. Çünkü yemeklerimiz gerçekten ağır, vakit alan yemeklerimiz ama şimdi yavaş yavaş artık erkenden hazırlığımızı yapacağız ama tariflerimizi sizlerle paylaşacağız sevgili izleyiciler. Çünkü dediğim gibi evde lokum nasıl yapacak ev hanımlarımız, lokum tariflerimizi de vereceğiz hafta içerisinde inşallah. Bunları tabii ki daha biraz önceden hazırlayacağız. 1-2 saat önceden hazırlayıp dinlendireceğiz ve sizlere de tariflerimizi kolayca vereceğiz sevgili izleyiciler. Evet. Biberlerimiz yavaş yavaş kebap oluyor sevgili izleyiciler. Yağımız da yeterli. Bize
Yaklaşık 150 gram kadar yağımız sevgili izleyiciler eridi. En son çünkü onu iyice kızgın hale getirip sevgili izleyicilerimizle birlikte yemeklerimize ilave edeceğiz sevgili izleyiciler. Yoğurdumuz hazır. Tatlımız için de hazır. Tatlımızı reklamlardan döndükten sonra sevgili izleyiciler sizlerle beraber tatlımızı da yapacağız ve hemen ardından köftelerimizi sizlerle beraber yapacağız ve şekillerini göreceksiniz sizlerde. Tariflerinizi bekliyoruz çünkü hediyelerimiz var sevgili izleyiciler. Günlük iki kişiye sevgili sponsorumuz yeni valilik binasının karşısında sizlere hediyelerini vermek için bekliyor sevgili izleyiciler. Yalnız tariflerinizi atarken isim ve soy isim kesinlikle unutmayın. Aynı soy isimden olan izleyicilerimiz bir kişiye hak vereceğiz. Çünkü kimsenin hakkını yememiş olalım. Öbür türlü olmuş olsa bir evde kaç kişi var? 5 kişi. O zaman 5'i de tarif atar bize. 5 tane hediye. Bu da haksızlık olur sevgili izleyiciler. Ama aradan 1-2 ay geçmiştir. İşte küçük kız kardeş almıştır ama büyük abla almamıştır. O 2-3 ay sonra yazar. Tabii ki seve seve olur. Ama şu an rica ediyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'de hiçbir yemek programında hediye verilmiyor. Ama biz pratik lezzetler olarak sağ olsun sponsorlarımız gittik kapılarını çaldık da hiç bizi kırmadan dediler ki seve seve biz Kanal 23'ten gelmişseniz pratik lezzetlere seve seve çeşitli hediyelerimizi vermeye hazırız dediler. Biz de buradan sizlerin huzuruna çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi yine biz firma ismini veremiyoruz sevgili izleyiciler ama malzemelerimizden zaten ismini epey almışsınızdır, görmüşsünüzdür, tahmin etmişsinizdir yani nereden geliyor. Yeni valilik binamızın karşısında zaten kapısının önü cıvıl cıvıl. Oraya gittiğinizde biz Kanal 23'ten dediğim gibi isim, soy isim kesinlikle tarifle bize atın ki biz isminizi oradaki arkadaşlarımıza veriyoruz. Ona göre hediye alıyorsunuz. Yoksa her önüne gelen ben pratik lezzetlerden geliyorum deyip de hediyesini alır sevgili izleyiciler. Bu da haksızlık olur. O yüzden gerçekten ihtiyacı ki zaten her ev, her mutfağın pratik lezzetler mutfağındaki eşyalara ihtiyacı vardır sevgili izleyiciler. O yüzden her şeyde aslında öyle olması lazım. İhtiyacı olan insanlara yardım gitmesi, ihtiyacı olan insanlara hediyelerin gitmesi çok daha güzel olur. İhtiyacı olmayanlar lütfen ihtiyaç sahibi insanların hakkına geçmesinler. Çünkü o da bir haksızlık olur. Allah da bunu kabul etmez sevgili izleyiciler. Yağımız kaynıyor sevgili izleyiciler. Çayımız da hazır. Biz hemen çayımızı ikram edelim. Kameraman kardeşlerimize mutfağımızdan güzel, keyifli bir çay içsinler. Yalnız ben buradan hemen söyleyeyim. Demliğimin biri kayıp. Mesaj gitti yerine ulaştı sanırım. Gelmiş demlik mutfaktaymış. Biz görmedik demliğimizi. Hemen çaylarımızı dolduralım sevgili izleyiciler. Bu arada tabii ki çay süzgecimiz de var ama bizim daha ince ve normal çay süzgecinden daha ince bir süzgecimiz var sevgili izleyiciler. Hemen çaylarımızı doldurmuş olalım. Yine rengarenk bardaklar, rengarenk kaşıklar ve rengarenk bardak dipliklerimiz var sevgili izleyiciler. Gelen misafirlerimize de sevgili izleyiciler çayımızı ikram ediyoruz. Gördüğünüz gibi doğal bir program, keyifli bir program aslında. Tamamen sıcacık bir
program yapıyoruz biz burada. Gelen konuklarımız da o yüzden kendini kasmadan tamamen sanki evlerindeki mutfaktalarmış gibi kendilerini rahat hissetmeleri çok daha keyifli olur. Yoksa biz burayı aslında stüdyodan çok çok güzel bir mutfağımız var. Buraya gelenler zaten kesinlikle şaşırıyor sevgili izleyiciler. Böyle bir keyifli mutfağı daha önce görmedikleri için sevgili izleyiciler. Her taraf geniş, rahat, pırıl pırıl. O yüzden biz de gelen tüm konuklarımızı elimizden geldiği kadar rahat, keyifli bir programla birlikte yapıyoruz onlarla. Ve yine ikramlarımızla, bitki çaylarımız olsun, normal çayımız, işte çedene kahvemiz sevgili izleyiciler yine. Burada da tabii ki şekerimiz mevcut. Yine Türk kahvesi çeşitlerimiz, yani Kanarıymış binasında mutfağa geldiğinizde sevgili izleyiciler, çok da keyifli bir mutfağa, çok da zengin bir mutfağa girmiş oluyorsunuz. Her şey çünkü çok gerçekten çok. Çünkü rengarenk kahve fincanlarımız. Tarafı fazla gösteremez kameraman kardeşim, görülmez çünkü. Burada komple 3 kat pasta kalıplarımız. Yine burada çeşitli servis, fincan, bardaklarımız var sevgili izleyiciler. Elektronik malzemelerimiz, altta bakliyatlarımız, içeceklerimiz. O yüzden biz bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Yağımızın altını kıstık. Hemen bulgurumuzu alıyorum ben sevgili izleyiciler. İyice yumuşadı bulgurumuz. Biz bunu yoğuracağız ama birazdan reklamlara gideceğiz sevgili izleyiciler. Reklamlardan döndükten sonra bulgurumuzu yoğurmuş hazır sizi bekleyeceğiz. Sizlerle beraber onları yapıp sonra da haşlayıp servis edeceğiz sevgili izleyicilerimize, sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Aslında bugünkü Pratik Lezzetlere olan hediyeyi ben anneme vermem lazım. Çünkü bu tarifi akşam gittim, annem evde yapmıştı. Ve dün benim burada yaptığım tarifi de annem evde yapmış sevgili izleyiciler. Güzel sebzeli bir nohut çorbası yapmıştı. Ve bu köfteden yapmıştı. Ben de onun tarifini bugün yapıyorum. O zaman bugün ne yapacağız? Bugünkü hediyeyi anneme göndereyim ben. Sevgili Kanal 23 izleyicileri, ben bunu yoğururken reklam arasında yoğurmaya devam edeceğim. Çünkü reklamlara gideceğiz. Reklam vakti, biraz para kazanmamız lazım. Reklamlardan sonra buluşuyoruz. Çayımız hazır. Siz de çayınızı alın. Keyifle mutfakta buluşalım. Sevgili Kanal 23 izleyicileri, çaydan sonra buradayız. Sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz yoğurdum. Şimdi bir 2 dakika, 3 dakika daha yoğurduktan sonra hemen sizlerle beraber hazırlayıp tarifimizi hazırlayacağız sizlere sevgili izleyiciler. 1 kilo bulgurumuzu, iri bulgur sevgili izleyiciler, ıslattıktan sonra, iyice yumuşadıktan sonra yaklaşık 1 su bardağı un ilave ettik sevgili izleyiciler. 2 yemek kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Ve güzelce de bir yoğurduktan sonra onları tek tek yapıp şimdi ocağımızı kapatmıştık reklama gittiğimizde. Hemen yine açalım altını. Kısık bir ateşte suyumuz kaynasın sevgili izleyiciler.
Yani şöyle ortalama sevgili izleyiciler, yaptığımızda küçük küçük de yapabiliriz biz bugün. Bunu iri de yapacağız sevgili izleyiciler. Şöyle iri iri yaptığınızda, şöyle iri yaptığınızda sevgili izleyiciler, bu şekil haşlamış olacağız. Biz şu an biraz daha un ilave etmemiz lazım sevgili izleyiciler. Çünkü 1 kilo bulgurumuza az oldu bulgurumuz, unumuz. O yüzden şöyle bir 2 kaşık daha ilave ettikten sonra iyice yoğurup hemen ardından yapmaya başlayacağız sevgili izleyiciler. İki yemek kaşığı dolusu da ilave ettik sevgili izleyiciler. Hemen bu arada biberlerimize bakmış olalım. Evet, biberlerimiz de yaklaşık 2 ya da 3 dakika sonra kebap olacak sevgili izleyiciler. Çünkü kısık dereceye açmıştık biz biberlerimizin altını. Evet sevgili izleyiciler, yoğurduk iyice bulgurumuzu. Hemen eldivenlerimi değiştireyim sevgili izleyiciler. Evet, biberlerimiz yavaş yavaş hazır. Bu arada ellerimi yıkamışken hazır, hemen gelen birkaç tane mesajımız vardı sevgili izleyiciler. Yine Seda Çetinkaya bize tarifini atmış. Çok teşekkür ediyoruz. Sponsorumuzdan bugünkü birinci talihlimiz sevgili Seda Çetinkaya. Ve bir de yine bize mesaj atan ikinci bir arkadaşımız vardı. Sevgili Sema adlı bir tarif atmış ama Sema Hanım soyadını da yazarsa bizim için... Hemen bir tarif de Sema Hanım'dan gelmiş bize sevgili izleyiciler. Bu arada gidip hediyesini alabilir sevgili izleyiciler, sevgili sponsorumuzdan. Teşekkür ediyoruz Sema Hanım'a da. Böyle gelen tarifleri, biz bu tarifleri sevgili izleyiciler biriktirip yıl sonunda güzel de bir kitap da çıkaracağız. Yani bir dergi tarzında Pratik Lezzetler dergisi çıkaracağız. Programınızı severek izliyorum. Elinize, emeğinize sağlık demiş sevgili arkadaşımız yine. Çok teşekkür ederiz. Ben hemen yavaş yavaş suyumuz kaynadı. Sevgilice kısık ateşe alıp başlıyorum yapmaya köftelerimi ki ardından hemen diğer tatlımızı yapalım sevgili izleyiciler. Kolay gelsin Feyzullah Bey. Ben dün sizden hediye kazandım. Hediyem nazar oldu, kırıldı. Çünkü WhatsApp'tan duruma koydum. Çok pişman oldum demiş sevgili izleyicimiz. Duruma koyduğuma çok üzüldüm. Ne gözler varmış. Bir gün sürmedi demiş sevgili izleyicimiz. Mutluluğum sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederiz. Ama şöyle söyleyelim bir sevgili izleyicimize.
Daha sonra ben kendisine bir tane hediye göndereceğim. Tarifi gönderen kişinin Sema adlı demiş ama soy ismini yazmazsa Sema Hanım'a hediye yok. Hediyesi kırılan sevgili izleyicimize de sıkıntı yok. Daha sonra bir gün pratik lezzetlerin sözü olsun. Fırınımızı da kapatıyoruz bu arada sevgili izleyiciler. Çünkü biberlerimiz hazırlandı. Ben hemen bir çorba kasesini sevgili izleyiciler azıcık su alacağım elimin altına. Çok aşırı büyük de almadan sevgili izleyiciler küçük küçük böyle hazırlayıp onları güzelce haşlayacağız. Haşladıktan sonra da güzelce bir tereyağı üzerine dökeceğiz ve süzme yoğurdumuzu da çırptık hazırladık sevgili izleyiciler. Şöyle sizlerle bugün keyifli bir tarif paylaşmış olduk ve Elazığ'ımızın bu tereyağlı büyük köfte sevgili izleyiciler. Çünkü bunlar hepsi çok olacak ama biz yaklaşık bir 10-15 tane yapacağım sevgili izleyiciler. Hemen ardından tatlıma geçeceğim. Yayından sonra devam edeceğiz. Buradan hemen sizlere servisi de yapacağım. İki sunum yapacağım köftemizden sevgili pratik lezzetler izleyicileri. Sizler de kolay bir tarif gördüğünüz gibi hemen evde bulgur vardır. Herkesin evinde bulgur sevgili izleyiciler. Herkesin evinde mutlaka iri bulgur vardır. Bulguru ıslattıktan sonra güzel bir şekilde yalnız tavsiye edeceğim şu sevgili izleyiciler sizler için bizim Elazığ bulguruna ulaşabilirseniz birçok yerde var sevgili izleyiciler. Oradan kullanırsanız çok daha emin olun ki lezzetli bir yemek yapmış olacaksınız. Çünkü hazır bulgur bugün bize geldi. Bizim diğer bulgurumuz bitmişti. Mecburen hemen hızlı aldık. Ama yarından sonra tabii ki yine bizim kendi yerli bulgurumuz geliyor sevgili izleyiciler. Siparişimizi verdik. İsteyen daha büyük yapabilirsiniz veya daha küçük yapıp hiç kırmadan yani dağıtmadan aynı şekilde üstüne kızgın tereyağı dökebilirsiniz sevgili izleyiciler. Ben o yüzden biraz küçük yapıyorum aslında. Hiç kırmadan dökmeden yapacağım bunu. Sadece kızartacağımıza. Yavaşça bıçakla doğrayabilirsiniz, elle doğrayabilirsiniz. Suyumuz da kaynıyor zaten sevgili izleyiciler. Çayımızı içtik ve altını kapattık çayımızın. Biberlerimizi de açtık. Şu an biraz soğumaya bıraktım. Şimdi hemen onları da sizlere keyifli bir salata söğürtme yapacağım sevgili izleyiciler.
Evet sevgili izleyiciler, biz şimdi köfteleri yavaş yavaş atacağım suyun içine. Çünkü haşlanacak burada hafif bir şey. Sadece 2 dakika ya da 3 dakika durması yeterli sevgili izleyiciler. Çünkü söğürtme de yapacağım. Bunu yayından sonra devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Çünkü kalabalığız. O yüzden hemen ben hemen servis tabaklarımı da çıkarayım sevgili izleyiciler. Evet. Hemen yine tereyağımızın altını açıyorum sevgili pratik lezzetlerimizi. Çayımızı artık kaldırıyoruz. İki üç dakika haşlandıktan sonra köftelerimiz hazır sevgili izleyiciler. Çok fazla da beklemesine gerek yok. Çünkü bulgur zaten yeterince yumuşattık bulgurumuzu sevgili izleyiciler. Şöyle hemen kenara alıyoruz. Yine hazırladığımız hesidemizi yapacağız sevgili izleyiciler. Sürekli karıştıracağız sevgili izleyiciler. Suyumuz kaynamaya başladı sonra zaten un da içinde olduğunda katılaşacaktır kendisi. Bu arada yine ben hemen kevgirimi alayım sevgili izleyiciler. Çünkü köftelerimiz yavaş yavaş alacağım birazdan köftelerimi. Yoğurdumuzu zaten sevgili izleyiciler çırptık hazırladık. Ben hemen sunumlarım için bunu hazırlayayım ve yine borcamlarımız maalesef ki biraz ses çıkarıyor. Fazlasıyla dolu olduğu için tezgahımız sevgili izleyiciler. Bunu da hesüdemiz için koyuyoruz. Hemen bu arada gelen mesajlarımız da var sevgili izleyiciler. Bakalım şefim Sema adlı soyadı, Sema adlıymış, soy ismi adlıymış. Hep yazınca Sema adlı izleyici gelince öyle kalmış. Arkadaşımızın ismi Sema adlı. Teşekkür ederiz Sema Hanım'a da buradan. Bize göndermiş olduğu tarifi de en kısa sürede burada da yapacağız biz. Evet köftelerimiz 1,5 dakika sonra alacağım sevgili izleyiciler. Çünkü bulgurlarımız şişti zaten. Yoğurduk bayağı da kaynar suda bekletmiştik zaten. Evet. Hep ben yapacak değilim değil mi? Sevgili kameraman kardeşlerim kahve pişirmişler. Filiz Hanım'la beraber çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Kahvede bol köpüklüymüş. Nasıl bozacağız şimdi köpüğünü? İyi yayınlar Feyzullah Bey. Kolay gelsin. Şeker hamuru kursunuz açıldı mı acaba? Bilgi verir misiniz? Yayından sonra iletişim bilgilerinizi bırakırsanız ana kumandaya bilgileri ben vereceğim sevgili izleyiciler.
Sevgili Cem, biz köftelerimizi biraz küçük küçük yaptık. Çünkü lokmalık hazırladım. Ben yani çok büyük de olmasın diye. Çünkü çok büyük olduğunda onları doğramamız gerekiyor. Ama bir bunu denedim. Sevgili Cem, şöyle. Ve şimdi yine diğer köftelerimizi de kızartacağım ben sevgili izleyiciler yağda. Üzerine de yumurta atacağız. Yani iki sunumla köfte size pişirmiş olduk sevgili izleyiciler. Ben hemen suyumu kenara alacağım çünkü yayın sonrası yine devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Çünkü bu bulgurumuzu hepsini bitireceğiz. Tereyağımız da hazır sevgili pratik lezzetler izleyicileri. Kızdı iyice. Evet, 5 tanesini biz yağda kızartacağız. Sizlere servis edeceğiz. Ama 5 tanesini güzelce yoğurdumuzu çırptık, hazırladık sevgili izleyiciler. Ben hemen yoğurdumu köftelerimin üzerine yayacağım. Lokmalık yaptım, çok büyük olmadı sevgili izleyiciler. Bunu büyük büyük yapıp doğrayıp kaşıkla yanaşabilirsiniz. İyice. Evet, şöyle kızgın yağımızı da koyduk sevgili izleyiciler. Birazdan öbürlerini de hemen hazırlayacağım sevgili izleyiciler, kızartacağım. Çünkü hesidemiz yavaş yavaş suyumuz ısınıyor sevgili izleyiciler. Çünkü soğuk suyla yapmıştık. Suyumuz kaynadıkça da o yavaş yavaş kıvamını alacak, katılaşacaktır sevgili pratik lezzetler izleyicileri. Çok güzel bir kahve olmuş. Filiz Hanım'ın ellerine sağlık. Eğer heside isterseniz sevgili ceviz atabilirsiniz içine. Kırık fındık içine atabilirsiniz. Çok daha lezzetli olabilir. Ama biz bugün sade yapacağız. Hemen şöyle ben sevgili izleyiciler biberlerimi de çıkarayım. Sevgili izleyicilerimiz görsünler. Çünkü soğudu artık. Gördüğünüz gibi fırında biberlerimizi kebap ettik. Ben hemen şimdi bitirdikten sonra tatlımı biberlerimi soyup sizlere onları da hazırlayacağım. Yine gelen mesajımızı okuyalım. Kolay gelsin Feyzo Bey. Evet, tarifi bir daha istemiş sevgili izleyicimiz, hemen söyleyelim. Kolay gelsin Feyzullah Bey, tarifi bir daha söyler misiniz? Daha yeni izliyorum tarifi, kaçırdım. Kolay gelsin Esma demiş. Selam, harika yemekler yapıyorsunuz. Köfte demiş, çok teşekkür ederiz. Köftenin tarifi sevgili izleyiciler, hemen şöyle ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimize, yine Elazığ'ımıza ait ayranlı tereyağlı köfte diye geçer. Ekranda şu an var zaten. Şöyle söyleyeyim o zaman, biz 1 kilo yaptık, yarım kilo bulgur sevgili izleyiciler, iri bulgur. Bir plastik kapta veya bir borcamda iyice ıslatın, yumuşasın. Yumuşadıktan sonra yarım kiloya bir su bardağı dolusu da olabilir, yarım su bardağı da olabilir ki o sizin yoğurmanız kıvamına göre un ilave edin sevgili izleyiciler. Tuz, başka da bir şey yok. En son işte yoğurdumuzu çırptık. Yoğurtla beraber tereyağımızı üzerine döktük sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi çok hem basit hem çok pratik ama çok lezzetli bir Elazığ köftesi. Bunu şimdi ben burada da yine ayarladım sevgili izleyiciler. Ayırdım kendime 5 tane. Onu da kızgın yağda kızartacağız ve üzerine yumurta kıracağız sevgili izleyiciler. İki sunumla da misafirlerinize ikram edebilirsiniz.
Biz gerekirse HES'imize sevgili izleyiciler. Ben göz kararı 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı un ilave edebiliyorsunuz. Ölçünüze göre bu biraz daha ölçü fazla ise, kalabalık bir aile iseniz örneğin 2 litre süt ve su, 2 litre suya 1 su bardağı dolusu un atabilirsiniz. Biz 1,5 litre suya yaklaşık 1 büyük su bardağı dolusu şekerimizi ilave ettik tatlımız için ve 3 yemek kaşığı unumuzu ilave ettik. Dolu dolu yemek kaşığı sevgili unumuzu ilave ettik. Soğuk suda yalnız bunları iyice çırptık topak topak olmasın diye. Ben sadece 1 çay kaşığı biraz da farklı bir lezzet katmak için nişasta ilave ettim sevgili izleyiciler. Yavaş yavaş evet kıvama geliyor sevgili izleyiciler. Yine sadece şöyle yarım kaşık, sadece bir tatlı kaşığı un daha ilave ettim ben sevgili izleyiciler. Çünkü köpüğünü alması lazım. Şimdi köpüğümüzü yok edeceğiz ve katılaşmaya başlıyor zaten sevgili izleyiciler yavaş yavaş. Şimdi yaptıktan sonra dilerseniz biraz daha katı yapıp kalıp dökebilirsiniz pasta kek kalıbına. Oradan da servis edebilirsiniz. Çok da keyifli. Dilim dilim olur biraz soğuduktan sonra. Yavaş yavaş kaynıyor sevgili izleyiciler. Suyumuz yeni yeni kaynamaya başladı. Yavaş yavaş katılaşmaya başlıyor. Fesülemiz bu arada ben hemen yine bir tavamı alıp hemen yan tarafta da köftelerimi sizlere kızartacağım sevgili pratik lezzetleri izleyicileri. O da orada kızarmaya başlasın. Şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Sevgili izleyiciler yavaş yavaş karıştırıyoruz çünkü kaynıyor burada. Kısık ateşe aldık. İyice kaynaması lazım. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler yavaş yavaş kaynıyor. Yağımız da kızarmaya başladı. Sevgili izleyiciler hemen şöyle yağımız da yavaş yavaş kızmaya başladı sevgili izleyiciler. Yavaş yavaş da bizim fesülemiz
iyice kıvama geliyor sevgili izleyiciler. Pekmezli isterseniz, dilerseniz pekmezli de yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Eğer ki pekmez yoksa üzüm şerbetiyle de yapabilirsiniz. Kesinlikle çok daha lezzetli olur sevgili izleyiciler. Keyifli bir tatlınız sizleri bekliyor sevgili pratik lezzetler izleyicileri. İşte gördüğünüz gibi yavaş yavaş da kıvamını aldı bizim hesidemiz sevgili izleyiciler. Evet, yavaş yavaş kıvamına geliyor sevgili izleyiciler. Bugün tenceremiz aslında biraz da bol yaptık. Çok da lezzetli bir tatlı, Elazığ tatlımız. Bunu genelde annelerimiz önceden çok şeyde yapar. Pestil yaparken sevgili izleyiciler aslında çok keyifli, çok güzel olur. İşte gördüğünüz gibi bugünkü beyaz. İsterseniz siz bunu tut pekmeziyle de yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle yine bir maşa yardımıyla sevgili izleyiciler köftelerimi kızgın yağa atayım. Evet, küçük ocağı alıyoruz. Artık büyük ocakla işimiz kalmadı sevgili. Küçük ocakta kısık bir şekilde ufak ufak yapacağız sizlere sevgili izleyiciler. Evet, yavaş yavaş katılaştı. Çok güzel bir tatlımız sevgili izleyiciler. Elazığ hesidesi ve köftelerimizi şimdi kızarttıktan sonra da güzel bir yumurta kıracağız ve üzerlerine atacağız yumurtamızı sevgili izleyiciler. Yine gelen bir mesajımız var, hemen izleyicimize cevap verelim. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar dilemiş bize, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederiz sevgili Bilal Bey'e. Sevgili Bilal Bey'e de çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hemen çok küçük bir parça. Ben sadece tadına bakmak istiyorum sevgili izleyiciler. Çünkü şeker oranı nasıl oldu ona bakmış olalım. Evet, şeker oranı gayet güzel. Çok da şekerli değil sevgili izleyiciler. Çok da tatsız değil. Orta halli güzel bir tatlımız sevgili izleyiciler. Siz çok tatlı seviyorsanız şeker oranını biraz arttırabilirsiniz. Sevmiyorsanız da orta şeker koyabilirsiniz sevgili. Tamamen ölçüler göz kararı ve damak zevkiyle bağlantılı. Evet sevgili izleyiciler, köftelerimizi kızarttım ben. Şimdi onları alıp onun yerine hemen küçük bir tavamı bırakacağım. Ve yumurtalarımı kırıp üzerine servis edeceğim sevgili izleyiciler. Köftelerimizin iki sunumuyla da siz sevgili izleyicilerimize sunmuş olacağız. Şöyle hemen tavamı kenara ben alacağım sevgili izleyiciler. Yine çok küçük bir sıvı yağ, bir yemek kaşığı kadar sevgili izleyiciler. İlave edeceğim. Ardından da keyifli bir sizlere tatlı ikram etmiş olacağız sevgili izleyiciler.
Evet, bir çay kaşığı sevgili izleyiciler. Yine pudra şekeri ben ilave ettim. Hesideme çok daha farklı bir lezzet kattım içine. Eminim ki çok keyifli ve çok lezzetli olacaktır sevgili izleyiciler. Çünkü sadece normal şeker değil, bir çay kaşığı da ben pudra şekeri ilave ettim. Eminim ki tadı çok lezzetli olacaktır. Siz de bunu yapar evinizde deneyebilirsiniz. Farklı bir lezzet kattık Elazığ hesidemize sevgili izleyiciler. Hemen hafif yine kısık bir ocağın yanında hemen yumurtamı kıracağım sevgili izleyiciler ben. İki adet yumurtamız var sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi iki adet yumurtamızı kırdık. Evet, yavaş yavaş gördüğünüz gibi iyice katılaştı sevgili izleyiciler. Biz hemen yumurtamızı evet, yumurtamız hazır sevgili izleyiciler. Köftelerimizle beraber keyifli bir yumurta da ilave ettik sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi köftemiz iki sunumla bir güzel tereyağlı yoğurtlu ve bir diğeri de yine yumurta ve sadece yağda kızarttık sevgili izleyiciler. Ben hemen o arada tezgahımı hızlı bir şekilde boşaltayım. Biberlerime başlayayım sevgili izleyiciler. Sizlere keyifli de bir biber söğürtme ve yoğurtlu servis edeceğiz. Ben hemen yine bir eldiven kullanayım sevgili izleyiciler. Tatlımız hazır sevgili izleyiciler. Ben hemen biberlerimi hazırlayıp sizlere gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, mutfağımızda hemen biberlerimiz hazırdı. Biz hemen biberlerimizi aldık. Sizlere keyifli bir söğürtme şimdi hazırlayacağız sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Hem kolay hem de düşük böyle maliyetli tarifleri sizler için her gün Kanal 23 ekranlarında Pratik Lezzetler sizlerle paylaşıyor sevgili izleyiciler. Ve aynı zamanda da İzleyicilerimize çeşitli küçük küçük hediyeler kazandırmaya devam ediyoruz sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Şimdi iki biberi de beraber karma şekilde bıçakla üzerinden iyice ince ince doğrayacağım sevgili izleyiciler. Ve ardından da güzel bir yoğurt dökeceğim üzerine.
Dileyen sarımsak da ilave edebilir yoğurda sevgili izleyiciler. Daha lezzetli olur. Eğer sarımsak sevmiyorsanız, bir yerde misafirliğe gidiyorsanız veya dışarı çıkacaksanız sarımsağı koymayabilirsiniz. Ama sarımsak da apayrı bir keyifli lezzeti verir size. Akşam sofranızda güzel bir meze olarak da yemeğin yanına garnitür olarak da kullanabilirsiniz. Sevgili pratik lezzetler izleyicileri, işte gördüğünüz gibi biz hemen hızlı bir şekilde hazırladık. Fırında yemeklerimiz pişinceye kadar sevgili izleyiciler. Çekirdeklerini çıkarıyoruz iyice sevgili izleyiciler. Zaten çıkartırken de biliyorsunuz kabukları ip ince. Çok da kalın kabukları yok zaten sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi hemen rahat bir şekilde çıkıyor. Bu arada sevgili izleyiciler, dışarı çıkarken özellikle araçlarıyla dışarı çıkanlar dikkat etsinler. Gerçekten buzlanma, her tarafta kazalar geliyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur sevgili izleyiciler. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekir. Hemen yine sevgili izleyiciler, iki bıçak yardımıyla biz güzel bir karma. Eğer patlıcan da olsaydı sevgili izleyiciler, patlıcanı da buna ilave edebilirdiniz. Gördüğünüz gibi çift bıçakla çok da keyifli bir iki biberi de doğradık. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi hemen 2-3 turda biberlerimizi hazırlamış olduk sizler için. Ben hemen kaşık yardımıyla güzel tabağıma alayım sevgili izleyiciler ve ardından tereyağımızın altını açalım. Yine kızgın bir tereyağı üzerine ilave edeceğiz. Yeşil ve kırmızı kapya sevgili Kanal 23 izleyiciler. Gördüğünüz gibi çok vaktimizi almadı. Siz yemeğinizi pişirene kadar fırında biberleriniz kebap oldu sevgili izleyiciler. Sarımsak koymadık. Neden? Çünkü çalışma arkadaşlarımız bunu yiyecekler ve gün boyu misafirlerimiz çok geldiği için biz de sarımsak ilave etmiyoruz bugün sevgili izleyiciler. Ama sarımsak kesinlikle olmazsa olmazı. Evet. Hafif bir şöyle iyice çırpılmış yoğurttan sevgili izleyiciler ilave ettim. Ve tereyağımız kızsın biraz daha, hemen üzerine ilave edeyim. Gördüğünüz gibi keyifli bir yemeğimiz. Bu arada yine hemen hediye kazanan sevgili izleyicilerimize
şöyle bir göz atalım. Çünkü onlar gidip hediyelerini bugün alacaklar. Sevgili Seda Adlı ve sevgili Seda Çetinkaya. Çok teşekkür ediyorum. Bir Sema Adlı ve ikinci bugün şanslımız Seda Çetinkaya. Buradan da göndermiş olalım hediyelerimizi. Güle güle kullansınlar. Pratik lezzetleri izlemeye devam etsinler sevgili izleyiciler. Hemen yağımız yine kızdı sevgili izleyiciler. Ben şöyle de güzel bir... Gördüğünüz gibi... Sevgili pratik lezzetleri izleyicileri, bugünün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Kanal 23 pratik lezzetleri izlemeye devam edin. Çünkü her gün kazandırmaya biz de devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Türkiye'nin en kaliteli kanalı, en doğru programları sizlere sunmaya her gün devam ediyor sevgili izleyiciler. Kendinize çok iyi bakın. Yarın buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyoruz.